Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. İyaz bin Gan radıyallahu anh. İslam diniyle şereflenmeden önceki ismi Abdülganım olan İyaz bin Ganım miladi 582'de doğdu. Hicretin 6. yılında vuku bulan Hudeybiye Antlaşması'ndan önce Müslüman oldu ve bu antlaşmada bulundu. 2. Habeşistan hicretine katılan İyaz bin Ganım radıyallahu anh, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazvelerine iştirak etti. Bakara suresinin İslamiyet'i kabul etmeyen kadınlarla evliliği sürdürmeyi yasaklayan ayeti indiğinde, henüz Müslüman olmayan karısı Ümmül Hakem bint Ebu Sufyan'a ödediği mehri geri alarak ondan ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından ortaya çıkan irtidat olaylarının bastırılmasındaki başarısından dolayı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından kumandan olarak Irak'a gönderildi. Halid bin Velid radıyallahu anh ile Hire'de buluşup Dümetül Cendel'i ikinci defa ele geçirdiler. Bunun üzerine İyaz bin Gan radıyallahu anh buraya vali tayin edildi. İyaz bin Gan radıyallahu anh'ın askeri sahada gösterdiği başarılar dikkat çekince Ebu Übeyde bin Cerrah radıyallahu anh tarafından hicretin 14. yılında gerçekleşen Dımaşk'ın fethinde süvari birliklerinin kumandanlığına getirildi. Yermük Savaşı'ndaki 5 kumandandan biri olan İyaz bin Gan radıyallahu anh, bu muharebede hezimete uğrayan Bizans ordusundan kaçanları Malatya'ya kadar takip etti ve şehir halkı cizye ödemeyi kabul edince anlaşma yaparak geri döndü. Bu sebeple tarihi kaynaklarda Bizans topraklarına geçiş yolunu ilk defa İyaz bin Gan radıyallahu anh'ın açtığı kabul edilir. Kudüs'ün fethine de katılan İyaz bin Gan, ertesi yıl Halep'in fethinde Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh yönetimindeki kuvvetlerin öncü birliklerini sevk ile görevlendirildi ve Haleplilerle anlaşmayı yaptı. Bir müddet sonra Halepliler antlaşmayı bozunca başka bir kumandanla birlikte tekrar onların üzerine gönderilip eski şartlarla antlaşmayı yeniledi. Antakya seferine öncü kuvvetlerin kumandanı olarak katıldı. Oradan Membiç'e geçti ve buranın halkıyla da bir antlaşma imzaladı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh vefatından önce İyaz bin Gan radıyallahu anh'ı yerine vekil bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh da onu Humus, Kinnesrin ve El Cezire valiliğine getirerek bölgenin fethiyle görevlendirdi. İyaz bin Gan radıyallahu anh, 18 yılının Şaban ayı ortalarında yaklaşık 5000 kişilik bir kuvvetle El Cezire'ye hareket etti. Birkaç günlük bir kuşatmanın ardından Rakka'yı barış yoluyla teslim aldı. Yapılan antlaşmada savaşabilecek yaştaki erkeklerden yıllık cizye alınacağı, antlaşmanın şartlarına uyulması halinde can ve mal güvenliklerinin sağlanacağı, mevcut kiliselerine dokunulmayacağı gibi hükümler yer aldı. İyaz bin Gan radıyallahu anh, Rakka'nın fethinin ardından Urfa'ya hareket etti. Bir müddet direndikten sonra barış isteyen Urfalılarla da antlaşma yaptı. Bu antlaşmanın ardından İyaz bin Gan radıyallahu anh, kumandanlarından Saffan bin Muattal ile Habib bin Mesleme'yi Sümeysat'a gönderdi, kendisi de Harran'a geçerek şehri barış yoluyla aldı. Daha sonra Aynülver'de Dara, Habur, Sümeysat, Seruç gibi yerleri de fetheden İyaz bin Gan radıyallahu anh, Malatya ve Karkısiye'ye, ardından da Nusaybin üzerine yürüdü. Kumandanlarından Umeyr bin Sa'd'ı, Sincar, Eşleri, Diyarbakır ve Silvan'ın fethiyle görevlendirdi.
Nusaybin'i de Urfa'nın şartlarıyla teslim alan İyaz bin Gan radıyallahu anh, bu sırada Irak'ta bulunan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın isteği üzerine ona bir yardımcı kuvvet gönderdi. Kendisi de Mardin ve civarını alarak Musul'a yöneldi. Erzen, Derbe, Bitlis, Ağlat ve Besni'yi fethedip Rakka'ya döndü. Hicretin 17 ve 20 yılları arasındaki seferlerle hemen hemen El Cezire bölgesinin tamamını İslam topraklarına katan İyaz bin Gan radıyallahu anh, Rakka'da bulunuyorken Halife Ömer radıyallahu anh'dan Şam'a dönmesini ve hasta olan Yezid bin Ebu Sufyan'ın ölümü halinde idareyi ele almasını bildiren bir mektup aldı. Bunun üzerine Utbe bin Ferkad'ı yerine bırakıp yola çıktıysa da Humus'a ulaştığında vefat etti. Ganimetlerden payına düşen her şeyi dağıttığı için geriye iki at ve bir deveden başka hiçbir şey bırakmayan İyaz bin Gan radıyallahu anh, Halid bin Velid radıyallahu anh'ın kabrinin yanına defnedildi. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.